Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizinle birlikte arkadaşlar bu videomuzda efsane 6 tane soru çözeceğiz. Tarih sorusu. KPS son 1,5 ayımız kaldı. Yavaş yavaş son virajlara giriyoruz. Bu sorular arkadaşlar sizi standart sapmaya sokabilecek. Sizi yüz binlerce kişinin önüne geçirebilecek detay ve güzel sorular. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. İlk sorumuz şöyle arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin son sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu arkadaşlar. Damat Ferit Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Salih Paşa, Ahmet, Tevfik Paşa, Ali, Rıza Paşa. Sorumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin son sadrazamı Ahmet Tevfik Paşa'dır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır. Hemen not alabilirsiniz. Gelebilecek bir soru tarzı Osmanlı'nın son sadrazamı kimmiş arkadaşlar? Ahmet Tevfik Paşa sevgili dostlarım. İkinci sorumuz arkadaşlar farklı değişik bir soru. Sorumuz şöyle. 5. Mehmet Reşat'ın Rumeli seyahatine çıkmasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? Romanya sorununun çözmek, Makedonya ve Arnavutluk halkını devlete ısındırmak ve güvenliği sağlamak, Balkanlara yapılan yatırımları yerinde görmek, dünya kamuoyuna güç gösterisine bulunmak, Balkanlarda bulunan askeri birlikleri denetlemek. 5. Mehmet Reşat arkadaşlar Rumeli'ye bir seyahat yapıyor. Bunun amacını bize soruyor. Sorumuz bu. Arkadaşlar 5. Mehmet Reşat Rumeli'ye yaptığı Sehatin gezinin temel amacı Osmanlı'nın özellikle bölünme, parçalanma e, isyanlar var Balkanlarda dolayısıyla Makedonya ve Arnavutluğun devletten ayrılmasını engellemek, halkın devlete ısındırmak ve güvenliğini sağlama yönelik bir gezi yapmış buraya. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? B şıkkıdır. Yani 5. Mehmet Reşat, Makedonya ve Arnavutluğu halkını devlete sındırmak ve güvenli sağlamak amacıyla nereye bir gezi düzenliyor? Rumeli'ye sevgili arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz arkadaşlar yine güzel bir soru. Sorumuz şöyle 1912'de Türkçe'ye te tercüme edilerek Ceride-i Adliye dergisinde yayınlanan kanun aşağıdakilerden hangisidir? İsviçre Medeni Kanunu, Alman Medeni Kanunu, Mecelle Aile Kanunu, Mecelle Ticaret Kanunu, Fransız Medeni Kanunu sorumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar 1912'de Türkçe'ye tercüme edilerek Ceride-i Adliye Dergisi'ne yayınlanan kanun ülkemizde 1926'da kabul edilerek uygulanma başlanan İsviçre Medeni Kanunu'dur. Demek ki Medeni Kanun çok önceden tercüme edilmiş ülkemizde. Yani Osmanlılar döneminde ve aynı zamanda Ceride-i Ad diye dergisinde de yayınlanmış çok detay güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? A şıkkıdır. Arkadaşlar bir diğer sorumuz yine çok güzel bir soru. Osmanlı devletinin yaşadığı buhranın köklerini Kanuni dönemine kadar götürerek reya, memleket ve hazine kaybına rüşvetçiliğin sebep olduğunu risalesinde belirten ve serini 4. Murat'a sunan kişi kimdir? Hasan Kafi Mustafa Ali Efendi, Katip Çelebi, Koçi Bey, Evliya Çelebi. Arkadaşlar soruya şöyle incelediğimizde Osmanlı Devleti'ndeki buhranın temel nedenlerinin kanunu dönemine kadar gittiğini, reyanın memleketin ve hazine kaybının temel nedenin rüşvetçilik olduğunu belirten ve bu Osmanlı tarihinde eleştirel olarak düzenlenmiş ilk rapor olma özelliğinde taşıyan bu risale kimindir? Koçi Bey arkadaşlar. Koçi Bey risalesi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D'dir. Ekstra bir bilgi olarak şunu ifade edebilirim. Koçi Bey risalesi Osmanlı tarihinde eleştirel olarak padişaha sunulmuş, sadrazama sunulmuş ilk rapordur. Bunu da unutmuyorsunuz. Doğru cevap şıkkımız demek ki nedir arkadaşlar? D şıkkıdır. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Yine çok detay güzel bir soru. Osmanlı padişahları ile ilgili. Topkapı Sarayı'nda kütüphane açtırarak ülkenin dört bir tarafından önemli kitap ve el yazmalarını toplatan padişah aşağıdakilerden hangisidir? 2. Mahmut, 1. Mahmut, 3. Mustafa, birinci Selim, 3. Selim. Arkadaşlar Topkapı Sarayı'nda bir kütüphane açtırıp ülkenin dört bir tarafından el yazması ve kitap toplatan padişah birinci Mahmut'tur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır. Bunu da not alın çok detay, çok güzel bir soru yine rakip eleyen bir soru diye biliriz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz arkadaşlar, son model telgraf makinelerin getirilmesi ve telgrafçılık öğrenimi için Fransa'ya öğrenci gönderilmesi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? Sorumuz bu. Birinci Abdülhamit, üçüncü Selim, üçüncü Ahmet, Abdülmecid, ikinci Abdülhamit Arkadaşlar son model telgraf makinelerini getirterek telgrafçılık öğrenimi için Fransa'ya öğrenci göndermiş olan padişah ikinci Abdülhamit'tir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E da çok detay, çok güzel bir yine soru sevgili arkadaşlar sizinle bu videomuzda toplamda 6 tane detay ve çok güzel soru çözdük e, ee, rakip eleyen, ayrıntı içeren, detay bilgi içeren çok güzel sorulardı arkadaşlar. Benimle sonuna kadar bu videoyu izlediniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ee, kanala abone olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hepinize sevgiler, selamlar arkadaşlar.